Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İzzet Alşan. Çok güzel bir haberim var sizlere bugün. Bu videoda bu haberi vereceğim. Ders videosu olmayacak anlayacağınız. Sevgili arkadaşlar, özellikle Max'i lisanslı kullanmak isteyen ama maalesef fiyatından dolayı kullanamayan arkadaşlar için güzel bir haber. Autodesk ekibi uzun bir zamandır bir pilot uygulama başlattı. Bu pilot uygulamada şu, belli başlı ülkelerde ilk olarak fiyatı düşürdüler. Bu fiyatı düşürmeleri şöyle. 3ds Max Indie isminde yeni bir versiyon şeklinde sevgili arkadaşlar. Özel Indie kısmı da özellikle independent yani bağımsız kullanıcılar için çıkarılmış bir versiyon. Bağımsızdan kastımız da nedir? Freelancer kullanıcılar veyahut bir şahıs firmasınızdır. Tek başınıza iş yapıyorsunuzdur. Bu tarz kullanıcılar için çıkarılmış bir lisans. Peki bu lisansı nasıl elde edeceğiz ve fiyatı nedir? Asıl önemli nokta bu. Şimdi biliyorsunuz Max'in normal fiyatı 12 bin lira civarında ve her freelancer kullanıcı bunu karşılayamayabiliyor. Biliyorsunuz karşılayamıyor. Dolayısıyla gerek işte yıl içerisinde yaptığı iş az olabiliyor, başka bir sebep olabiliyor vesaire. Maalesef Cray'e yönleniyor. Tabii biz hani Cray'in doğru bir kullanım olduğunu düşünmüyoruz ve biliyoruz da. Hem bilgisayarınıza zarar verebiliyor, hem projenizde hatalar çıkabiliyor. Her şeyi geçtim, kul hakkı. Yani işin özü bu. Karşı taraf bir program yapmış ve siz bu programdan para kazanıyorsanız karşı tarafın hakkını ödemeniz gerekiyor. Biliyorum ki birçok kullanıcı ve benim takipçilerim, özellikle bana mesaj atanlar, mail atanlar, Facebook üzerinden yazanlar Max'i lisanslı kullanmak istediklerini söylüyorlar. İçlerinin rahat olmadıklarını, hani vicdanlarının rahat olmadıklarını söylüyorlar bu freelancer kullanıcılar. İşte onlar için çok güzel bir fırsat bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir fırsat. Autodesk ekibi, Autodesk Türkiye ve Autodesk ekibine gerçekten teşekkür ediyorum bu noktada. Şimdi hemen nasıl elde edeceğiz bu lisansımızı bir bakalım isterseniz ve bazı şartlar var, bu şartları inceleyelim. İlk olarak şu verdiğim adrese gireceksiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına ben bu adresi yazacağım. Burada uygun musunuz diye bir bölüm var, bakın. İlk karşınıza burası gelir, hemen uygun musunuz'a tıklayınca bu bölümü görürsünüz. Teklifin geçerli olduğu ülkeler burada yazıyor zaten. Ve gördüğünüz gibi kullanıcı veya kuruluş başına yalnızca bir lisans kullanılabilir. Burada da yıllık gelir olarak 75 bin doların altında olmalı. 75 bin dolar hemen bakalım. 550 bin TL arkadaşlar. 551 bin TL. 26 Ağustos tarihi itibariyle 26 Ağustos 2020. Yani bir freelancer kullanıcı diyor ki ya da bir şahıs firması olabilir fark etmez. Yani 550 bin liranın altında para kazanıyorsanız yıllık faturanız 550 bin liranın altındaysa bu versiyon size uygun. Bir bilgisayar için ya daha doğrusu bir kullanıcı için geçerli olan bir lisans bu. Max'in lisansını taşıyabiliyorsunuz zaten. Bu noktada bir problem yok. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben de biliyorum ki Türkiye'deki kullanıcılar yani 75 bin doların altında kazanıyordur diye düşünüyorum freelancer kullanıcılar. Zaten 75 bin doların üzerinde iş yapıyorsanız atıyorum senelik 1 milyon fatura kesiyorsanız bir zahmet alın yani Max'in lisansını. 12 bin lira bir şey değil yani. Eğer bu işten o bahsettiğim rakamlarda paralar kazanıyorsanız. Ama bir freelancer yani bir ev kullanıcısından bunları bekleyemeyiz maalesef. Onlar için de böyle güzel bir imkan oluştu. Şimdi hemen isterseniz tıklayalım. 3ds Max Indie'yi bugün edinin diyelim. Bir bakalım neler var, ne değildir, fiyat ne kadar. Hemen ödeme kısmı geliyor zaten. Fiyatı görüyorsunuz arkadaşlar. KDV hariç 1915 TL, Türkiye'den olduğu için fatura dahil KDV'siyle birlikte 2259 TL. Şu fiyat sevgili arkadaşlar bir freelancer kullanıcının örnek veriyorum bir tane iç mekan renderı için vereceği fiyat minimum. Öyle söyleyeyim. Yani hani ki ben biliyorum çevremden hani bir görselleştirmeden 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 alanları 150 liraya iş yapıyorsanız zaten hiç bulaşmayacaksınız ki zaten siz hani bu piyasada zaten devam edemezsiniz onu söyleyeyim. Ama güzel bir şekilde işinizi yapıyorsanız, teslim ediyorsanız ve emeğinizin karşılığı da zaten bu rakamlar minimum. Bir tane işin bedeli arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane işinizle, bir tane yaptığınız işle bu lisansı çok rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem bu noktada olur. Dediğim gibi bu insanlar bir program yapmış ve programı kullanarak bizler para kazanıyorsak herkesin hakkını vermemiz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta bu iş kul hakkı ve bana mesaj atan arkadaşlar da biliyorum işte diyenler hocam vicdanım rahat değil almak istiyorum ama nasıl alacağız indirim yapmazlar mı vesaire. İşte sizler için fırsat arkadaşlar. Özellikle videoyu kanalımızı 3doğuokulunu ya da izzetalşan.com'un
YouTube kanalını takip eden arkadaşlar için güzel bir fırsat olacak. Sizler de bu videoyu mümkün mertebe her yerde paylaşın sevgili arkadaşlar. Herkesin haberi olsun. Özellikle freelancer kullanıcılar için bu çok güzel bir nimet. Bunu da belirteyim videoda. Allah şahit, Autodesk kanalından bana herhangi bir verilmiş bir para ve benzeri bir şey yok arkadaşlar bu videoyu çekmem için. Bu videoyu çekmemin temel sebebi böyle güzel bir nimet, güzel bir imkan oluşturulmuş ve bizim kullanıcılarımızın da, Türkiye'deki kullanıcıların da, benim takipçilerimin de bu imkandan faydalanmasını istememden dolayı bu videoyu çekiyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur ve inşallah güzel bir haber olmuştur. Özellikle lisans almak isteyen ve bana soran arkadaşlar için sizlere fırsat arkadaşlar. Mutlaka lisansınızı alın ve gönül rahatlığıyla Max'inizi kullanın sevgili arkadaşlar. Yine kanalımıza abone olmayı, yine Üçlü Okulu kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.